Merhabalar arkadaşlar. Bugün 2020 tarihi için son olarak 2019 ÖAP'den seçtiğim sorular var. Bunları çözmek istedim. Bu sorularımıza bakalım. Yatay bir doğru boyunca 40 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmekte olan yeterince uzun bir vagonun içindeki bir yolcu vagona göre 5 metre bölü saniye sabit hızla vagonun hareket yönünde vagonun önüne doğru koşmaktadır. Yolcu vagona göre 20 metre yol aldığında yere göre toplam yer değiştirmesi ne kadardır diye sorulmuş. Bakın burada vagona göre hız diyor. Vagona göre hız ne olacaktı? Hareketlinin kendi hızı olmuş olacaktı arkadaşlar. Şimdi yazalım bakalım. Hemen şöyle bir vagonumuzu çizelim. Vagonumuz ne yapıyordu? 40 metre bölü saniye sabit hızla hareket ediyordu. Ve vagonun içerisinde de yolcumuz vardı. Yolcunun hızı ne kadardı? 5 metre bölü saniye sabit hızda vardı. Peki yolcu vagona göre, yani yolcu vagonun içerisinde kendisi ne kadar yer değiştirmiş oluyor? 20 metre yer değiştirmiş oluyor. Peki buradaki yolcunun bu yer değiştirme süresi ne kadardır? Sabit hızla hareket ettiğinden dolayı x eşittir vt'den 20 bölü 5'ten hareket süresini ne bulacağım? Buradan 4 saniye bulmuş olacağım. Peki 4 saniyede yolcu vagondan dolayı ne kadar yer değiştirmiştir? Buna bakacağım. Vagonun hızı 40'tı çarpı 4 saniye. Buradan ne gelecektir? 160 metre gelmiş olacaktır. Yani yolcu vagondan dolayı ne kadar yer değiştiriyor? 160 metre yer değiştirmiş oluyor. Şimdi dikkat, 160 metre vagondan dolayı değiştirdi, yer değiştirdi. 20 metre de kendisi yer değiştirdi. Tabii burada vagonla aynı yönde hareket ediyor. Dolayısıyla toplamda ne kadar yer değiştirmiş oldu yolcumuz? 180 metre yer değiştirmiş oldu diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı gelecek. Evet, şimdi de sürtünme kuvveti ile ilgili bir soru var. Buna bakalım. Aynı maddeden yapılmış, kütleleri farklı KLM dikdörtgen blokları yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi üst üste konularak yatay ve eşit büyüklükteki 3 ayrı kuvvetin etkisinde hareketsiz kalmak durmaktadır. KLM bloklarını altlarındaki yüzeyler tarafından uygulanan sürtünme kuvvetleri sırasıyla FKLM ise bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Önce M cisminden başlayalım. Bakın M cismine kuvvet uygulanıyor ve buradaki cisim hareketsiz kalıyor. O zaman M cismine hareketine zıt yönde etki eden burada hangi kuvvetimiz vardır? F kuvvetimiz olmuş olacaktır diyeceğiz. O zaman M cismi için sürtünme kuvvetinin değerine ne diyeceğiz biz? F'e eşittir diyeceğiz. Şimdi dikkat edin, buradaki bir tane blok için, bunu tüm bloklar için yazabiliriz bu şekilde. M cismi için şöyle diyorum. Altında da hangi cisim vardı? Bakın burada L cismi vardı. Bakın buradaki M cismi için kuvveti bu tarafa uyguladığımda sürtünme kuvveti bu tarafa doğru mu? Evet, F dedik. Peki buradaki L cismi için, yani M ve L arasında bir sürtünme kuvveti var. M için sürtünme kuvvetinin değeri sola doğru F iken L için sürtünme kuvvetinin değeri sağa doğru ne olacaktır o zaman? F olacaktır diyeceğiz. Şimdi bunu kim için çiziyorum? Burada L cismi için sağa doğru F kuvveti çizdim. Şimdi dikkat ederseniz L cismi için hem uyguladığım kuvvet F var, bir de bununla aynı yönde sürtünme kuvveti F var. Dolayısıyla L cisimde ne yapıyorum ben? Aynı yönde 2F'lik bir kuvvet uygulamış oluyorum. O zaman buradaki L cismi hareketsiz kalıyorsa bunu etki eden sürtünme kuvvetinin değeri ne olmalı? 2F'e eşit olmalıdır diyorum. Yine aynı şekilde L için L ile K arasında sürtünme kuvveti var. L için sürtünme kuvveti sola doğru iken K için, K cismi için sürtünme kuvveti ne olacaktır? Sağa doğru 2F olacaktır. Şimdi K için bakarsam F kuvveti var benim uyguladığım. Bir de bu B, K arasındaki sürtünme kuvveti var 2F. İkisi aynı yönlü olduğu için toplam ne kadar kuvvet uygulanmış gibi olacak? 3F'lik bir kuvvet uygulanmış gibi olacak. O zaman K cismini etki eden sürtünme kuvvetini yazarken şöyle gösteriyorum. Ne kadar olacak? 3F'e eşit olacak çünkü buradaki cisimler ne yapıyor? Duruyor. Sistem duruyor. O zaman arkadaşlar sıraladığımızda M'yi etki eden sürtünme kuvveti F'e eşitken L'ye eşit olan sürtünme kuvveti 2F olacaktır. K'nın sürtünme kuvveti de neye eşit olacaktır? Burada 3F'e eşit olacak. Sıraladığımız zaman K büyüktür, L büyüktür ne diyeceğiz? Burada M demiş olacağız. Cevabımız bu şekilde. Evet, şimdi de atışlarla ilgili bir soru var. Bir taş yatay ile 45 derece açı yapacak şekilde yer seviyesinden yukarı doğru fırlatılmıştır. Taşın ilk hızının yatay ve düşey bileşenleri sırasıyla V0x ve V0y olduğuna göre yere çarpıncaya kadarki hareketi boyunca
hızının yatay Vx, düşey Vy bileşenlerinin zamana göre değişim grafiği nasıldır diye sormuş. Hava sürtünmesi önemsiz ve hareketi boyunca yer çekimi ivmesi değişmemektir diyor. Değişmemektedir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar, ben buradaki cismi şöyle V hızıyla atıyorum. Ne kadarlık açıyla atıyorum? 45 derece ile atıyorum, değil mi? Şimdiki buradaki cisim nasıl hareket yapacaktır? Şöyle bir eğik atış hareketi yapmış olacaktır. Bu eğik atış hareketi yapan bir cismin neyi var şu anda? Hem yatay hız bileşeni var. Yatay hızımız burada nedir? Vx'tir. Düşey hızımıza da ne diyoruz biz? V'ye şeklinde yazıyorum. Hatta şöyle V0'y şeklinde yazmamızı istemiş. Böyle yazalım. Bakın eğik atış hareketi yapan bu cisim için yatay hızı hareketi boyunca ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Her noktadaki yatay hızımın derineye eşit olacaktır. V0x'e eşit olmuş olacaktır. Buradaki yatay hızın yönü de ne olmayacaktır? Hareketi boyunca değişmeyecektir. Düşey hızım yukarı çıkarken azalacak, aşağı çıkarken de ne yapacaktır? Artacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun grafiğini çizersek öncelikle yatay hızın grafiğini çizelim. V0x'in t'ye göre değişimini çizdiğim zaman yatayda nasıl hareket yapacak? Bu sabit hızlı hareket yapacak. Bu yüzden yataydaki hızımız ne olmayacaktır? Hareketi süresince değişmeyecektir. Şimdi düşey hızımızı çizelim. Düşey hızımızı çizersek arkadaşlar V0y'nin zamana göre değişimini çizdiğimiz zaman hareketli önce ne yapacaktı? Hmax'a çıkarken düşey hızım azalacaktı. Hatta Hmax'a çıktığında düşey hız ne olacak? 0 olacak. Hmax'a sadece yatay hızımız olacak demiştik. O zaman diyorum ki V0y değerim önce ne olacaktır? Azalacaktır. Pozitif yönde. Daha sonra da negatif yönde aşağıya doğru gelirken de ne yapacaktır? Tekrar artacaktır diyoruz. Grafiğimizi bu şekilde çizebiliriz. Şuraya da hemen eksi ve sıfır y yazıyorum. Çünkü buradaki hızın neyi değişiyor? Yönü değişmiş oluyor. Başlangıçta yukarı sonra da aşağı doğru olduğu için ve sıfır y yazmış oldum. Eksi olacak işaretimiz. Cevabımız bu şekilde. Yine atışlarla ilgili bir yorum sorusu var. Yerden düşey yukarı doğru fırlatılan bir topun hareketi şekildeki gibidir. Buna göre KLM noktalarında topa etki eden net kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hava sürtünmesi önemsiz ve hareketi boyunca yer çekimi ivmesi değişmemektir. Bakın havada sürtünme yoksa, F sürtünme eşittir sıfırsa buradaki cisme sadece ne etki edecektir? Ağırlığı etki edecektir. Yani buradaki cismi etki eden net kuvvet o zaman neye eşit olacaktır sürtünme yokken? Ağırlığına eşit olacaktır her an. Bakın harekete başladığı anda bu cismi etki eden sadece hangi kuvvetimiz var? Mg kuvvetimiz var. Cisim K noktasından geçerken havada sürtünme yok. Etki eden ne var? Mg. D noktasından geçerken yine etki eden ne vardır? Mg. M noktasından geçerken de yine ne etki edecektir? Mg etki edecektir. Dolayısıyla hareketi boyunca cismi etki eden net kuvvet neye eşittir? Cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla tüm noktalardaki net kuvvetimiz birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır diyeceğiz. Evet, yine bir yorum sorusu var burada. Eylemsizlikle ilgili. Yatay yolda sabit hızla ilerlemekte olan bir araçta seyahat eden yolcunun 1-2-3 durumlarından hangileri yolcunun eylemsizliğinin bir sonucudur diye söylemiş. Birinci öncülde frene basıldığı zaman aracın önüne doğru fırlamamız nedir? Eylemsizlik kuvvetinin sonucudur. İkincisinde gaza basıldığı zaman, yani araç hızlandığı zaman sırtınızın koltuğa yapışması yine eylemsizlik kuvvetinin etkisiyledir. Üçüncüsünde viraja girdiği zaman virajın dışına doğru savrulmamıza yine eylemsizlik kuvvetinin etkisiyle gerçekleştiğinden dolayı buradaki üç öncülümüze bunu sağlayacaktır. Evet, şimdi de çembersel hareketle ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. Ağırlığı ihmal edilen bir ipe bağlı taş sürtünmesiz düşey düzlemde 10 metre yarı çaplı çembersel bir yörüngede hareket ediyor. Taş yörüngenin en alt noktasındayken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü taşın ağırlığının 5 katı olduğuna göre bu noktadan geçerken taşın sürati nedir diye sorulmuş. Bakın buradaki cisimler de arkadaşlar çembersel hareket yapıyor. Düşey düzlemde, sürtünmesiz düşey düzlemde çembersel hareket yapıyor. Şimdi bakın buradaki cismin şöyle ipteki gerilme kuvvetini şöyle T olacak şekilde gösterelim. Cismin burada neyi var? Aşağıya doğru Mg'si var. İpteki gerilme kuvvetini de cisimden dışarıya doğru gösteriyorduk. Şurayı şöyle T şeklinde yazmış olalım. Şimdi bakın buradaki net kuvvet cisim en alttan geçerken buradaki net kuvveti bulurken ne yapacağım? Net kuvvet neye eşittir? Merkezcil kuvvete eşittir, değil mi?
Merkezcil kuvvetimizi bulurken ne yapacağız? Net kuvvetin merkeze doğru olması gerekiyor. Dolayısıyla T'nin MG'den büyük olması lazım. Bu yüzden T eksi ne yazıyorum ben buraya? MG yazmış oldum. En alt noktadan geçerken ipteki gerilme kuvveti taşın ağırlığının kaç katına eşitmiş burada? 5 katına eşitmiş. O zaman ben T gördüğüm yere 5 MG yazarsam, eksi MG dersek, buradan biz merkezcil kuvvetimizin değerini ne bulmuş olacağız arkadaşlar? 4 mg bulmuş olacağız. Peki merkezcil kuvvetimizi nasıl yazacağız süreti bulabilmek için? M çarpı V'nin karesi bölü R şeklinde yazacağım. Bakın buradaki M'ler birbirine ne yaptı? Götürdü. Yer çekim ivmesini soruda 10 almamızı istiyor. 4 çarpı G yerine 10 yazdım. İçler dışlar çarpımı yaparsak yer çekim ivmesine de 10 yazdım. Eşittir buradan ne geldi? V kare geldi. Biz buradan V'yi çekersek, yani her iki tarafın karekökünü alırsak, 400'ün karekökünü alırsak sonucumuz buradan ne gelecektir? 20 metre bölü saniye gelmiş olacaktır. Cevabımız bu şekilde olacaktır. Evet, kütleleri MK ve MN olan iki homojen küre şekildeki gibi tavana asıldığında kürelerin tavana göre, bakın yere göre değil tavana göre dikkat etmemiz lazım. Kütle çekim potansiyel enerjiyle eşit olmaktadır. Buna göre MK bölü MN oranı nedir diye sormuş. Hemen ne yapıyorum? Buradaki K'nın ve L'nin potansiyel enerji eşit olduğu için EK potansiyel enerji eşittir EL potansiyel enerji yazıyoruz. Tabii ki nereye göre? Tavana göre dediği için. Ben tavana göre potansiyel enerjilerini alacağım. MK çarpı yer çekimimizine G diyelim. Buradaki K cisminin tavana olan uzaklığı ne kadar? Bakın 4H burası, 2H de burası. O zaman uzaklığımız 6H olacaktır. L cisminin tavana olan uzaklığı da ne kadar verilmiş? 2H verilmiş. O zaman MG çarpı 6H eşittir. Buradaki L'nin kütlesine ML çarpı G çarpı uzaklığımız ne kadar? 2H kadar. Bunlar sadeleştiği zaman buradaki MK bölü MN'yi çekersem arkadaşlar 1 bölü 3 oranından buradaki oranımız ne gelecektir? 1 bölü 3 gelmiş olacaktır diyeceğiz. Cevabımız 1 bölü 3. Evet, şimdi de denge ile ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. 20 metre uzunluğundaki ve 10 kilogram kütleli düzgün ve homojen bir kalas şekildeki gibi 5 metrelik kısmı dışarı taşacak biçimde yatay bir düzlemin kenarına yerleştiriliyor. Kütlesi 40 kilogram olan bir çocuk A noktasında kalasın üzerine çıkıyor ve hareketi süresince yatayda hareket etmeyen kalasın havada duran ucuna doğru yürümeye başlıyormuş. Buna göre kalasın dengesi bozulmadan çocuğun kütle merkezi kalas üzerinde A noktasından en fazla kaç metre ilerleyebilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın soruda düzgün türdeş bir çubuk mu diyor. Düzgün homojen bir çubuk ya da türdeş çubuk aynı şey. Toplam bunun kütlesi ne kadarmış? 10 kilogrammış. Türdeş bir çubuk dediğinden dolayı kütle merkezi nerede olacaktır? Tam orta noktasında. Çubuğun uzunluğu ne kadar burada? 20 metre. O zaman tam orta noktası şuralara denk gelmiş olsun arkadaşlar. Burası 5 metre ise A noktası olan uzaklığına şuradan ne diyelim biz? 5 metre diyelim. Ve ağırlığımızı yazarken kütleyi ne ile çarpıyorduk? Yer çekim ivmesiyle çarpalım. 10 çarpı G yerine de 10 yazarsak bunun ağırlığı buradan ne geldi? Kalasın ağırlığı 100 Newton gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bakın çocuk bu tarafa doğru yürürken dengenin bozulmaması için buradaki dönme noktası değil mi? A noktası. A noktasına tork aldığım zaman buradaki sağ taraftaki torkla buradaki çocuğun oluşturduğu torkun birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor ki denge bozulmadan çocuk ne yapabilsin? İlerleyebilsin diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki mesafeyi bilmiyorum. Çocuğun ne kadar ilerleyeceğini bilmediğim için buraya x demiş oldum. Ve A noktasına göre ne yapacağım? Tork alacağım. Çünkü devrilme noktası ne olacak burada? A noktası olacak. Yazalım hemen. Çocuğun tabi ağırlığı ne kadardı? Kütlesi 40'mış. Yer çekim ivmesine de 10 dersen buradan ya da G de alabilirsiniz. Yer çekim ivmesine G de alabilirsiniz. Çünkü işlem yaptığımızda sadeleşmeler olacak. Burada biz 10 aldık. Şimdi 10 kabul ettik. 400 Newton gelmiş oldu. Şimdi A'ya göre tork aldığım zaman sağ tarafın torku sol tarafın torkuna eşit olmalı ki denge bozulmasın diyoruz burada. Hemen yazalım. 100 çarpı çubuğun ağırlığı çarpı hatta çubuğun torkunu şöyle çocuğun torkuna ne yapıyorum arkadaşlar eşitliyoruz. Buraya çubuk yazmış olalım. Evet 100 çarpı uzaklığımıza 5 demiş olduk. Eşittir. Çocuğun ne kadar ilerleyeceğini bilmediğim için x dedim. Çarpı buradan 400 demiş oluyorum. Evet işlem yaptığımızda 500 bölü 400'den burası ne gelecektir? 5 bölü 4.
5/4'te ne gelecektir? Burada 1.25 metre gelmiş olacaktır. Çocuk A noktasından itibaren en fazla ne kadar ilerleyebilir? 1.25 metre ilerleyebilir diyoruz. Evet, şimdi de eğitim momentum sorusu var. Buna bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde artı x yönünde 3 metre bölü saniye hızla hareket eden 1 kilogram kütleli bir oyuncak araba aynı düzlem üzerinde hareketsiz duran 2 kilogram kütleli başka bir oyuncak arabayla merkezi çarpışmaktadır. Çarpışmadan sonra her iki arabada yapışarak birlikte artı x yönünde hareket ettiğine göre iki arabadan oluşan sistemin çarpışmadan sonraki momentumunun büyüklüğü kaç kilogram metre bölü saniyedir diye sorulmuş. Evet, şeklimizi çizdik. Bakın burada çarpışmadan sonraki momentumu soruyor. Arkadaşlar, momentum ne olacaktır? Korunacaktır. Cisimlerin çarpışmadan önceki toplam momentumları çarpışıktan sonraki toplam momentumlarına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Başlangıçta 1 kilogramlı kütleli cisim pozitif yönde ne yapıyor? 3 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyor. Buradaki cisimler yapışıktan sonra ne yapıyorlar? Yine pozitif yönde hareket ediyorlar ve buradaki momentumu istiyor bizden. Çarpışmadan önceki toplam momentumun ne kadar? 3 çarpı cismin hızı 3 çarpı kütlesi 1 artı diğer cismin momentumu ne? 0 çünkü durmaktaydı. Şimdi diyeceğim ki çarpışmadan önceki momentumum 3 ise çarpıştıktan sonraki momentum değerinde ne olmalı? Yine 3 olmalı. Soruda çarpışmadan sonraki momentum büyüklüğü soruluyor. Dolayısıyla cevabım ne olacaktır burada? 3 olmuş olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi de manyetizma ile ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. Bir iletken tel çerçeve düşey doğrultuda şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Çerçevenin üst kenarına tutturulan L uzunluklu ipin diğer ucuna bir mıknatıs bağlanmıştır. Mıknatıs denge konumundan küçük bir miktar çekilip bırakıldığında çerçevenin içinde dönmeden serbestçe salınmakta ve çerçevede indüksiyon akımı oluşmaktadır. Bu düzenekle ilgili 1, 2, 3 değişkenlerinden hangileri oluşan indüksiyon akımının değerini etkiler diye sormuş. Bakın, indüksiyon akımının oluşabilmesi için birim zamanda akıda ne meydana gelmesi gerekiyordu? Değişim meydana gelmesi gerekiyordu. Birim zamanda akıda değişim varsa indüksiyon elektromotor kuvveti dolayısıyla da ne oluşacak? İndüksiyon akımı meydana gelmiş olacaktır. Şimdi bakalım buradaki delta f'yi neler etkiler? Bunu da yazalım. Eğer sarım varsa genel formül olarak yazacağım. Sarım varsa n, manyetik alanımızın değişmesi, sarımın değişmesi, alanın değişmesi ve arkadaşlar manyetik alanlar arasındaki açının kosinüs alfa değeri buradaki akı değişimini ne yapacaktır? Etkileyecektir. Şimdi bakalım öncülere. İpin uzunluğu, bakın ipin uzunluğu değiştiği zaman arkadaşlar buradaki süre ne olacaktır? Salınım süresi ne olacaktır? Bunun değişecektir. Dolayısıyla salınım süresi değişirse buradaki indüksiyon akımının da ne olacaktır? Değeri değişecektir diyeceğiz. Birinci öncül bunu etkiler. Şimdi ikincisine bakalım. Mıknatısın manyetik alanı. Arkadaşlar, manyetik alanda yani B'de bir değişim olursa akı değişir. Akı değişirse de indüksiyon akımı ne olacaktır? Değişecektir. İkinci öncülümüz de bunu etkiler. Tel çerçevenin alanı. Bakın, yine alan değiştiği zaman buradaki çerçevenin alanında değişim varsa akı değişir. Akı değişirse de indüksiyon akımı yine değişecektir. Dolayısıyla buradaki 3 seçeneğimiz de indüksiyon akımının değerini ne yapacaktır? Burada etkileyecektir diyeceğiz. Evet, şimdi de ışıkla ilgili bir yorum sorumuz var. Buna bakalım. Bir ışık demeti cam prizmaya gönderildiğinde şekildeki gibi KLM ışınlarına ayrılmaktadır. Prizmadan çıktıktan sonra KLM ışınlarının 1, 2, 3 niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar, burada ışık demetinin prizmadan çıktıktan sonra farklı doğrultuları izlemesinin sebebi, farklı yönleri izlemesinin sebebi bunların kırıcılık indislerinin, frekanslarının ve dalga boylarının farklı olmasından kaynaklanır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz ve üçüncü öncülümüz kesinlikle nedir? Birbirinden farklıdır diyeceğiz. Hatta isterseniz beyaz ışığı prizmaya gönderdiğiniz zaman ne olacaktır? Renklerini ayrılacaktır. Kutu sayamam şeklinde. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bunların dalga boyları birbirinden nedir? Farklıdır. Frekansları ve enerjileri birbirinden farklıdır. Hatta dalga boyu en büyük olan hangisidir? Kırmızıdır. Dalga boyu en küçük olan da hangisidir? Burada mordur diye ifade ederiz. Şimdi bakın, bunlar aynı ortamda ilerlediklerinden dolayı buradaki ışık demetimiz prizmadan çıktıktan sonra aynı ortamda ilerliyorlar. Dolayısıyla bunların hızları birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır.
2 ve 3 birbirinden kesinlikle farklı olacaktır deriz. Cevabımız 2 ve 3 gelmiş olacak. Evet, şimdi de elektrik akımı ile ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. İç direnci R, EMK'sı 12 volt olan bir üreteç ve dirençler kullanılarak elektrik devresi kurulmuştur. Devredeki üreteçten 2 amper akım geçtiğine göre üretecin iç direnci 10'dur diye sorulmuş. Bakın üretecin iç direnci şöyle küçüklüğü olacak şekilde yazalım. Şimdi öncelikle devremize bakalım arkadaşlar. Buradaki 2 ohmla buradaki 1 ohm nasıl bağlı birbirine? Seri. Ve bunların eşlerine gelecektir? 3 ohm gelecektir. Şimdi dikkat ederseniz burası 3 ohm, burası ve burası 3 ohm. Buradaki 3 tane 3 ohm birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Eğer özdeş dirençler paralel bağlı ise bunlardan bir tanesini değerini alıyorum. Kaç tane paralel bağlı? 3. O zaman 3'e bölüyorum. Demek ki buradaki 3 ohmluk dirençlerimizin eşlerine gelecek? Buradan 1 ohm geldi. Şimdi devremizi sade haliyle çizersek burada ne var? 3 ohmluk bir direncimiz var. Buradaki 3 ohmluk diğer dirençlerin eşlerini 1 ohm bulduk. Burada arkadaşlar 12 voltluk değerinde bir pilimiz var ve burada küçük R'miz, iç direncimiz var. Bakın iç direnç her zaman devreye nasıl bağlıdır? Seri bağlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağım buradan ben? Buradaki dirençlerin toplamını alacağım ve buraya yazacağım. V eşittir I çarpı R eş diyeceğim. Devrenin eşler direnci. Buradaki potansiyelimiz ne kadar bizim? 12 eşittir diyorum. Bakın devredeki üreteçten geçen akımı vermiş. Dolayısıyla buradaki üreteçteki akımımız nedir? 2 amper olduğu için buraya 2 yazıyorum. Devrenin eşler direncini yazarken de ne yapacağız? Buradan 3 artı 1 artı R yazacağım. Dolayısıyla 12'yi 2'ye bölersek buradan 6 gelecek. 6 eşittir 4 artı R dersek buradaki R direncinin, iç direncinin değerini kaç bulmuş olacağım? 2 ohm bulmuş olacağım. Evet, şimdi de sağaçla ilgili yorum sorumuz var. Buna bakalım. Paralel plakalı bir kondansatörün levhaları pile bağlanıp doldurulduktan sonra pil devreden çıkarılarak kondansatörün plakaları arasına yalıtkan bir malzeme doldurulmuştur. Plakalar arasına yalıtkan malzeme doldurulduktan sonra ilk duruma göre 1-2-3 yargılanan hangileri doğrudur? Bakın öncelikle soruyu çok iyi anlamamız gerekiyor. Başlangıçta bizim sağacımız pile bağlanıyor. Pile bağlanıp ne oluyor arkadaşlar? Yüklenmiş oluyor. Bakın pilin artı ucundan dolayı burası artı, burası nedir? Eksi. Sağacımız yüklendi. Sağacımızı yükledikten sonra biz ne yapıyoruz? Sağacımızı pilden ayırıyoruz artık. Bakın sağacımızı pilden ayırdıktan sonra buradaki sağacın hangi değeri sabit kalacaktır arkadaşlar? Yük değeri ne olacaktır? Burada sabit kalacaktır. Çünkü pile bağladık, yükledik ve pilden sonra ne yaptık? Bunu ayırmış olduk. Yükün sabit olacak. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış olur. Her plakadaki net yük miktarı artmıştır demiş. Yanlış. Çünkü yük miktarı ne olacak? Burada sabit olacak diyoruz. Şimdi sağacın sahasına bakalım. Sağacın sahasını neler etkilerdi? Aradaki ortamın elektrik kalesi çarpı levhanın yüzey alanı bölü levhalar arası uzaklık. Buradaki yalıtkan malzemeyle dolduruyoruz. E'nin değeri artıyorsa o zaman sağacın sahası burada ne olacaktır? Artacaktır deriz. Birinci öncülümüz doğru olacaktır. Plakalar arasındaki potansiyel fark değişmemiştir diyor. Arkadaşlar ikinci durumda artık buradaki sağacımız pile bağlı değil. İkinci duruma göre yorum yapacağım. Hemen şöyle güveçten yorum yapalım. Ne demiştik biz? Sağacımız pilden ayrıldıktan sonra Q değeri nedir? Buna sabit olacaktır. Yük değeri sabitken levhalar arasında doldurduğum zaman sağacın sahası artıyor. O zaman potansiyel farkımın ne olmasını beklerim burada ben? Azalmasını beklerim. Üçüncü öncülüm de yanlış gelmiş oldu. Cevabımız sadece ne olacaktır? Burada 1 gelmiş olacaktır. Evet, şimdi de son sorumuza bakalım. Elektrik yükleri artı Q ve artı 2Q olan tanecikler şekildeki gibi K ve L noktaları her iki taneciğe de eşit ve R uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım şimdi arkadaşlar. İlk önce isterseniz K ve L noktalarındaki potansiyeli bulalım. Potansiyeli bulurken ne yapıyoruz? V eşittir KQ bölü D ifadesine bakıyoruz. Buradaki yüklerin K noktasında oluşturduğu potansiyeli bulalım. VK eşittir ne diyeceğiz burada? Bunun buraya olan uzaklığı R. Bunun da buraya olan uzaklığı R. Dolayısıyla V eşit K eşittir K çarpı Q bölü R. Diğeri K çarpı 2Q bölü R dersek. Dolayısıyla K noktasındaki toplam potansiyel yüklerim artı işaretli olduğu için topladık. K 3Q bölü R gelmiş oldu. Şimdi L noktasındaki potansiyeli bulalım arkadaşlar. Potansiyel fark nasıl bir büyüklüktür? Skaler büyüklüktür. Buna dikkat edeceksiniz.
K çarpı Q bölü ne kadar R uzunluğunda? Deriz aynı şekilde K çarpı 2Q değerimiz bölü mesafemiz yine R kadar. Dolayısıyla K 3Q bölü R gelmiş oldu. Yani K noktasındaki potansiyel farkımız L noktasındaki potansiyel farkına geliyor arkadaşlar. Eşit geliyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru. Şimdi K noktasından L noktasına bir yüklü taneciği taşımak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş taneciğin taşındığı yola bağlı olarak değişir demiş. Bakın biz yüklü bir cismi bir noktadan bir noktaya taşıyabilmek için yapmamız gereken iş W'ye eşittir diyoruz. Taşınan yük çarpı yükü taşıdığımız iki nokta arasındaki potansiyel fark diyorum. VKL diyorum. Bunu açarsam da şöyle yazacağım. Q eşittir. VL eksi VK yazmış oldum. Bakın formülden de gördüğümüz gibi yola bağlı mıdır? Burada yola bağlı değildir. Potansiyel farkına bağlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Burası için bakarsak ne gelecek? W'ye eşittir. Herhangi bir yük Q demiş olalım. Burada K ve L'nin potansiyellerini bir soruda ne bulduk? Eşit bulduk. Dolayısıyla potansiyel farkımız buradan ne gelecek? 0. Dolayısıyla yapılan işte buradan ne olacaktır arkadaşlar? 0 gelmiş olacaktır diyeceğiz. Birinci öncülümüz yanlış. İkincisine bakalım. K noktasından L noktasına yüklü bir taneciği taşımak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş taneciğin yük miktarı arttıkça artar demiş. Bakın burada taneciğin yük miktarı artsa da azalsa da yapılan iş ne gelecek buradan? 0. Çünkü iki noktanın K ve L'nin potansiyel farkı birbirine ne? Eşit olduğu için potansiyel farklarımızı alınca buradan ne geliyor? 0 geliyor. Sonuç değişmeyecek. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de yanlış. Buradaki cevabımız sadece ne geldi? 3 gelmiş oldu. Evet, bu soru çözümlerimizi de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Sınavda her birinize başarılar diliyorum. Soruları çok dikkatli okuyup anlamaya çalışın. Anladığınız zaman çok rahat bir şekilde yorumlayacağınıza inanıyorum. Her birinize tekrardan başarılar diliyorum. Hoşça kalın.